nature's beauty dazzled am I. Anayasanın 657. 657 çok meşhurdur. Herkes bilir. Anayasanın 657. maddesini imzalama küfür mü? Bunun küfür olması sadece dil ile veya amel ile olması bir kimseyi kafir yapar mı? Kalben bu maddeye itikat etmezse bu imzalayan kişiyi küfre sokar mı? Kardeşler, itikatla kafir olmak meselesi Müslümanların meselesi değil. Bu mürciyenin meselesidir. Sadece itikadıyla inansa kişi kafir olur sözü, bunu sahabeden, tabiinden, etba'u tabiinden hiç kimse söylememiş. Bu sözü de söylemezler, asla söylemezler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Yemin olsun ki onlar küfür kelimesini söylediler. Bak demiyor, نَوُّوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Küfür kelimesine niyet ettiler demiyor Allah. قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Küfür kelimesini söylediler, dediler. Demek bak, küfrün telaffuzu var burada. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. İslamlarından sonra kafir oldular diyor Allah Azze ve Celle. Burada nutuk var. Yine Tövbe suresinde Allah Azze ve Celle وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ. Sen onlara sorsan, niye siz bunu yaptınız? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ. Üstüne basa basa diyecekler ki, şiddetli bir şekilde tekit ederek, biz اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ. Dalmıştık. Şakalaşıyor. Bu sözü söyleyen adamlar 600 kilometre yol yürümüşler. Medine'den Tebük'e yürümüşler. Yorulmuşlar. İnsan yorgunluğunu espriyle bazen giderir ya. Bunlar da onu söylüyorlar. Biz o kadar bir yol geldik. Daraldık, sıkıldık. Dolayısıyla bu sıkılganlığı üzerimizden atmak için bu şakaları yaptık. İnnemâ kunnâ nehudu ve nel'ab. Dalmıştık, şakalaşıyorduk. Allah Azze ve Celle diyor ki kul ebillah, Allah'la mı? Ve ayetihi, Allah'ın ayetleriyle mi? Ve rasulihi, peygamberiyle mi? Kuntum testehzi'un. Siz dalga geçiyorsunuz. Yani sizin alay konunuz bunlar mı? Bu üçü mü? La tahtediru, özür beyanında bulunmayın. Kad kefertum. Kad, Kur'an-ı Kerim'e şunu ifade ediyor. Kesinlikle siz kefertum, kafir oldunuz. Ba'de imanikum, imanınızdan sonra. Bakın. Ba'de imanikum ne demek? Siz mümin olduktan sonra kafir oldunuz. İmam Kurtubi'nin ince bir sözü var burada. Diyor ki bunlar münafık değildiler. Çünkü münafık olsaydılar Allah Azze ve Celle şöyle söylerdi. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِسْلَامِكُمْ. Siz Müslüman olduktan sonra kafir oldunuz. Burada ne diyor? Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıklara mümin denilmesini yasaklamış. Ve Allah onların imanını ispat ediyor. Sonra onları tekfir ediyor. Esbab-ı nüzulde en sahih görüşe göre bu üç tane üç kişi arasında cereyan ediyor. Üç kişi bu kelimeyi söylüyor. İki kişi söylüyor. Üç kişi de gülüyor. Yani biri gülüyor, bu kelimeyi söylemiyor. Diğerleri de bunu nutk ediyor. Söyledikleri şeyler nedir? Biz bu hafızlarımız kadar dilleri yalancı. Dilleri yalancı. اَكْذُبُ اَلْسُنُ ve karınlarına düşkün, اَرْغَبْ بُطُونًا, karınlarına rağbet eden, yemeği seven, وَاَجْبَنُ عِنْدَ اللِقَى, düşmanla karşılaşma anında en korkaklarımız kadar görmedik. Yani bizim içimizde en korkaklar bu hafızlardır, Kur'an hafızlardır. Midelerine en fazla düşkün olan, ondan sonra dilleri en yalancı ve düşmanla karşılaşmada en korkak adamlarımız bunlardır. Kardeşler, bunların bu üç cümlede Allah'a sövme var mı? Hayır. Peygamber'e sövme var mı? Hayır. Kur'an'a sövme var mı? Hayır. Ama Allah ayet indirirken ne diyor? Siz Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi dalga geçiyorsunuz? Onlar şöyle söyleyebilirdi. Ey Allah'ın Resulü, biz hiç Allah'ı, ayetlerini ve senin dilimize dolamadık ki. Niye böyle bir ayet indi? Çünkü bütün sahabe biliyordu ki Müslümanlara İslam'ından dolayı dalga geçmek Allah'la, ayetle, peygamberle dalga geçmek gibidir.
Dille sadece bunu telaffuz ettiler. Sadece dille. Niyet etmediler. Niyet etmediklerini açık bir şekilde söylüyorlar. İnnema ne ifade ediyor? Bizim bundan başka bir şeyimiz yoktur. İnnema kunna nahudu ve nelah. Yani ciddi değildik. Allah Azze ve Celle onlar ciddi değildik sözünü yalan söyleyerek bunu söyleseydiler Allah onları yalanlardı. Demek ki o sözünü kabul etmiş. Küfür lafzı ve küfür fiili hiçbir şekilde niyete gerekmiyor. Bu sadece mürciyenin işidir. Mürciyenin inancıdır. Sahabeden, dört mezhep imamından bunu söyleyen hiçbir imam yoktur. Hanefi imamları ve diğer Maliki imamları, Şafii imamları, Hanbeli imamları, özellikle Hanefilerden bazı alimler, İbn-i Nüceyn, kim küfür kelimesini telaffuz etse içine inanması da kafir. İçeriğine inansın inanmasın. İçeriğine istediği kadar inanmasın. Allah Azze ve Celle, yani insan, Allah Azze ve Celle onun dili değersiz midir? Sen dilinde bir şey telaffuz ediyorsun, sonra inanmadım diyorsun. Bu olmaz. Dolayısıyla dil ve amel küfür sebebidir. Orada niyet geçerli değildir. Biz dendik az önce şirke dendik. Dil ile şirk, küfür, beden ile şirk ve itikad da şirk olur. Hepsi birbirinden ayrıdır. Anayasanın 657. maddesini imzalamak küfür müdür? Küfürdür. Çünkü anayasa 657. maddeyi okuyan adam tüyleri diken diken olur. Ben bir sefer okudum saydım 6 sefer insanı kafir yapacak cümle olacak. Bir sefer değil. Yani cümle ben işte anayasa ondan sonra Atatürk'ün ilk evren kılaplarına tek tek her maddesi insanı küfre sokar. Yani insan bir o maddeyi okusun, iman ehli iman nazarıyla o maddeyi okusun, vallahi dili varmaz o kelimeyi söylesin. Dili varmaz o maddeyi imza atsın. Bir Müslüman o maddeyi imza atmaz. Lakin bunu söylüyoruz kardeşler, 657. madde küfürdür. Bunda bizim şüphemiz yoktur. Bir insan o 657. maddeyi okursa, ibareleri anlasa, fehmetse, sonra isteyerek dibine imza atarsa küfre girer. Ama 657. madde günümüzde muayyen tekfire sebep olamaz değildir de. Çünkü muayyen tekfire sebep olması için mutlak tekfire sebeptir. 657 imzalayan küfre girmiştir. Lakin muayyen 657 imzalayan her kişi kafirdir denilmez. İhtimal vardır ki bu ibareyi okumamıştır. İhtimal vardır ki gözden kaçmış. İhtimal vardır ki haberi yok. Bu ihtimaller muayyen tekfire engeldir. Muayyen tekfir kat'i bir delil ister. Men sebete İslamuhu bil yakin fe la yezulu bi şek. Kimin İslam'ı yakinle sabit olmuşsa acaba da gitmez. Okuması lazım. Küfür kelimesine niyet etmek değil ama küfür kelimesinde intifaul kast etkendir. Bir insan ne dediğini bilmezse bu insan kafir olmaz. Mesela Arapça bilmiyor. Bir adam ona Arapça bir kelime telaffuz ettiriyor. O kelime normalde onu kafir yapar. Ama adam acemdir, Türktür. O kelimenin içeriğini biliyor mu? Bilmiyor. O adam onu kandırarak bu kelimeyi ona söyletmişse icma'an bağlayıp kafir olmaz. Bir adam ne dediğini bildikten sonra ister o küfre niyet etsin etmesin. O adam kafir olur. İbareleri anlasa, yazıları anlasa, fehmetse o zaman kesinlikle küfür edilir. Hele 657'nin küfür olduğuna itikad etse ve dese ben sadece imza atıyorum. Kardeşler, selef alimleri kitabet meselesine ihtilaf etmişler. Lakin netice itibariyle bir icma var. Fıkıhta bir adam hanımına dedi ki şu mektup hanımına ulaştıysa işte ismi Ayşe Fatıma. Bu mektup sana ulaştıktan sonra sen benden boşsun diye bir yazı yazsa. Kapattı. Bir arkadaş da hanıma gönderdi. Bu mektubu açtı, okudu. Sen benden boşsun. İslam alimleri diyor ki mektubu okuduğu gibi boştur. Demek ki kitabet delildir. Şafii uleması burada biraz ihtiraz etmişler. Tafsilata gitmişler. Demişler kitabet delildir lakin adam kitabeti kabul ederse. Mesela diyor ki ben yazımı denemek için böyle bir yazı yazdım. Sonra rüzgar elimden uçurdu. Biri aldı götürdü hanımına verdi. Ha, bu talak olmaz. Tamam. Bu tafsilata girerse ama 657'deki böyle bir şey yok.
yazı denemesi için kimse yapmıyor yani. İnanarak yazıyor, dibine okuyor, imzayı atıyor. Bununla alakalı bir husus değildir kanaatimizce. Kişi buna dikkat etsin. Kardeşler, yani vallahi biliyorum, memur olmak yani insanın çok istediği bir şeydir. Çünkü para gelir, aylık para gelecek. O nefsin arzuladığı bir şeydir. Ama iman, yani memurluktan, paradan ve bütün dünyadan daha değerlidir. Çünkü imansız olduğun vakit sen cenneti kaybedersin. Cennetin bir böyle bir saniyesi uğruna bütün dünyanın kül edileceği kadar değerlidir. Uğruna bütün dünyanın kül edileceği kadar değerlidir. Cenneti kaybedeceksin. Allah Azze Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şu sözü çok tekrarlardı. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Peygamber bu sözü çok tekrarlıyordu. Diyor biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah tehafu aleyna, sen bizim için korkuyor musun? Yani bizim kafir olmamızdan korkuyor musun? وَقَدْ اَمَنَّ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ. Sana iman ettiğimiz halde, sen getirdiğin bütün dine iman ettiğimiz halde bizden korkuyor musun? Kafir olacağımızdan korkuyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naam dedi. اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اُسْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعَ الرَّحْمَانِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği şekilde çevirir. Sabah kalkmışsın ki bakmışsın kafir olmuşsun. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bugünden bahsetti, bugünlerden. بَادِرُ بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِدَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. Gece karanlığı gibi olan fitneler gelmeden amellerde acele edin. يُصْبِحُ يُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Akşam mümin ve de yusbihu mu'minen ve yumsi kafira. Sabah Müslüman, mu'min, akşam kafir. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. Akşam mu'min, sabah kafir. Yebi'u dinehu, dinini satıyor. Bi garadin mine dünya. Az bir dünya amacı için. Az bir dünya amacı için. Vallahi memurluk az bir dünyadır. Ufak bir şey. Değersiz ve kıymetsizdir. İnsan, yani Allah Azze ve Celle ile ticaretine dikkat etsin. Yani Allah Razzak'tır. İnsanın annesinin karnındayken 120 günlükken onun rızkını yazmıştır. Vefat ederse biz itikad ederiz ki vefat edene vefat etti diyoruz. Niye vefat etti diyoruz? Vefat, yani her şeyi yerli yerince yaptı. Yani suyunu doldurdu, yemeğini doldurdu, içeceğini doldurdu, nefesini doldurdu. Dünyada yaşasaydı bir damla hakkı yoktu. Bir damla su hakkı, yemek hakkı yok. O zaman yani Allah'ın size yazdığını zaten yiyeceksiniz. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katındakilerine sadece ibadet ulaştırsınız. فَاَجْمِلُوا الطَّلَبِ. Taleplerinizi güzelleştirin. Haram yollarla Allah'ın katındakilerine ulaşılmaz. Paraya, rızka ulaşılmaz. Allah Azze ve Celle rızkı verendir. Dilediğine veren dilediğinden alandır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğine mülkü verirsin. Bir saniyede bakmışsın ki trilyonluk olmuşsun. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dilediğinden mülkü çeker alırsın. Bir saniyede bakmışsın müflis olmuşsun. Kiminle muhatap olduğuna dikkat et. Yani iki kuruş için insan dinini satmasa, insan bu halde girmese iyidir. Allahu alem.